Vay koca oğlan. Al bakalım al. Al oğlum. Al. Aferin sana. Elimi de ısırmıyor. Bak şuna ya. Al bakayım. Al al al. Aferin koca oğlum. Al bakalım. Al oğlum. Aferin sana. Aferin sana oğlum. Al bakalım. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Eğer bir hayvan kuru ekmek yiyorsa bu hayvan gerçekten açtır yani. Öyle söyleyeyim size. Al bakalım. Al. Hoppala. Ye oğlum ye hadi ye. Tamam oğlum tamam. Bir de cüsseye baksana abi. Bu cüsse yani böyle kolay kolay doymaz da yani. Elimden geldiğince. Bak bir ekmek doğradım. Bir tanesi gitti, bir tanesi geldi. O yani orada kesinlikle ziyan olmuyor. Bak şimdi bu da karnını doyuruyor. Birazdan belki bunun da karnı doyacak. Gidecek başka bir tanesi gelecek. Öyle öyle. Çok güzel bir şey yani. Ormanda böyle dağlık alanlarda böyle bölgelerde yani aç hayvan çok fazla oluyor. Elimden geldiğince böyle yanımda ne varsa bırakmaya çalışıyorum ama bir şey gördü. Bak bu nasiplenen dördüncü köpek oldu ya. Böyle bir kısmet, böyle bir şey yok ya. Bakar mısın? Ne kadar güzel bir nimet. Nasiplenen dördüncü köpek. Oraya dilimlediğim kuru ekmekten. Böyle güzel bir şey var mı? Güzel bir duygu yok var mı? Ye oğlum ye. Bak 5 de geliyor arkadan. Gel gel sen de gel gel. Gel sen de gel. Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir umarım. Bu videoda ortalık bayağı bir karman çorman temizlik yapıyorum karavanda. Şöyle göstereyim zaten görürsünüz. Şimdi son durumdan, güncel olaylardan bahsedeceğim sizlere. Güncel olaylardan derken kendi yaşamımla alakalı güncel olaylardan. Araba yolda kaldı. Çekiciye bindirdim, sanayiye çektik vesaire kestane dönüşünde. Ondan dolayı moralim birazcık bozuk ama toparlanmaya çalışıyorum. Kestaneden elde ettiğimiz karı falan oraya yatırdık gibi bir şey oldu. Ama moral bozmayacağım. Mantar sezonunun açılmasını bekliyorum. İyice, şunu da söyleyeyim, iyice ormancı olduk çıktık arkadaş. Böyle bir şey yok. Mantardır, kestanedir. Ama Karadeniz gerçekten bu yönde şey yani. Güzel, bereketli bir yer. Bilmiyorum, ilerleyen zamanlarda bir şeyler yapmayı düşüneceğim Karadeniz'le ilgili. Ama bakalım. Neler olacak, neler bitecek. Bu arada arkadaşlar Kaju'yu da bayağı özledim. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu videoda araçta yaptığım değişikliklerden bahsedeceğim sizlere. Umarım güzel, faydalı bir video olur. Hadi geçelim. Şurada gördüğünüz gibi bir tane Türk bayrağı astım. Ama yapışkanla yaptım bunları. Bazen çıkıyor kendi kendine. Onu bir sağlam bir şekilde bir şey yapmamız lazım. Bundan sonra ayarlayacağım. Bu güneş panelinin akü kontrol cihazı. Bunu buraya vidaladım. Ama eğer beğenmezsem vesaire başka bir yere şey yapabiliriz. Sigortası var burada. Sigortasını şuraya koydum. Şöyle göstereyim. Şu anda akü full gözüküyor gördüğünüz gibi. Buradan USB'den iki tane giriş var. Şarj edebiliyorum. Onun dışında bu şekilde. Bununla ilgili biraz detaylı bir şey daha sonra yaparız. Onun dışında şu kamerayı biraz şey sanki. Onun dışında ne yaptık? Şuraya LED'imizi şey yaptık ama LED uzun geldi. LED'i buraya aldım. Ben de şöyle kırdım. Olmadı. Şurasını keseriz veya bu şekilde açıp şöyle üçgen ışıkta yapabiliriz. Onun dışında ne yaptık abi? Şimdi iki tane akümüz vardı biliyorsunuz. Bir tane şurada vardı akümüz. Bir tane de yanında vardı normalde.
Buraya aldım aküyü. Kutup başlarını falan taktım tekrardan. Kablo sıkısı olduğu için buraya kadar gelebiliyor akü kontrol cihazı. Mecburen bu burada şey oldu. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Buzdolabını buraya aldım. Tüp orada. Yatağı birazcık ufaltmak zorunda kaldım. Eski sisteme döndüm biraz da. Ama oraya farklı bir sistem yapıp dilediğim zaman mesela bir arkadaşım vesaire olduğu zaman çift kişilik olabilecek bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? Şöyle söyleyeyim. Buraya bir tane ayakları açılır kapanır bir sehpa masa gibi bir şey böyle. Tam burayı kapatacak şekilde öyle bir şey yaptırmayı düşünüyorum marangozda. Öyle olursa güzel olur yani. Kapatırım. Aynen bu şekilde kullanışlı olur zaten. Bak şimdi şöyle göstereyim sizlere. İçine bineceğim şimdi. Hoppa. Böyle bindiğim zaman bir eksi yönü var daha öncekine göre. Bu lambiller yapılmadan önce şeydi. Biraz daha rahat bir şekilde kafam sığıyordu. Ama şu anda tam sıfıra sıfır kafam. O bir yandan birazcık sıkıntı ama bir şey olmaz. O kadardan. Kamerada sanki bir böyle bir parlaklık bir görüntü şeyliği var. Kötülüğü var ama sıkıntı yok. Şu dediğim gibi ledleri şuraya bantladım şu şekilde. Biraz kötü bir görüntü oluşmuş olabilir ama o kadardan bir şey olmaz. Görüntüyle işimiz yok bizim çok fazla. Güneş panelinin şeyine geçelim. Dur şimdi. Güneş panelini anlatmak. Allah. Güneş panelimizi şu şekilde yaptım. Bakın şurada iki dört ayağı olan bir şekilde çubuk, portbagaj çubuğu diyorlar bunlar. Bunları açtığın zaman açılıyor ama güneş panelimiz çok ağır olduğundan dolayı şuradan vidaladım bunları. Vidalamadan önce şu kenarları göreceğiniz gibi şeyle kestim. Spiral taşı mı diyorlar, ne diyorlar ona? Onunla güzelce kestim. Yuk diye bunun şeyin o ayakların üzerine oturtturdum. Zaten ağır olduğundan dolayı oturdu. Şu güneş panelinin kablolarını altına şu cırt kelepçeler var. Onlarla tutturdum güzel bir şekilde. Daha sonra oradan kabloları buraya çekip buradan delik açtım. Bayağı büyük bir delik açtım. Buradan verdim içeriye kabloları. Şöyle göstereyim içeriden. İçeriden de şu şekilde bir görüntü var. Buradan geldi. Geliyor. Aşağıya doğru gidiyor. Daha sonra ucuz silikon aldım. Silikonla yanlarını kapattım bunların güzel bir şekilde su almaması için. Böyle oldu. Güneş panelini de şöyle bir havadan gösterebilirim sizlere. Şu şekilde gözüküyor yukarıdan baktığın zaman güneş panelimiz. Tozlanmış. Bunun tozunu almak gerekiyor. Arada sırada. Çünkü tozlanıyor. Haliyle araba nasıl tozlanıyorsa güneş paneli de öyle tozlanıyor. Ama bu kaç watt güneş paneli? 185 watt güneş paneli. Monokristal. Monokristal olması çok önemliymiş. Şöyle bir şeyler duyuyordum. Daha doğrusu araştırdım vesaire. Monokristal almaya karar verdim. Bazısı diyor alakası yok polikristalle monokristal aynı diye ama ben gene dedim çoğunluğa katılarak pek bir fikrim yok çünkü bu güneş paneli hakkında. O yüzden sizi de yanıltmak istemiyorum. Çoğunluğun söylediğine göre monokristal yani bulutlu havalarda da şarj edebiliyormuş. Ondan dolayı monokristal aldım. Şu an memnunum yani. Hiçbir şekilde elektriksiz şarjsız kalmıyorum şu anda. Şu an için. Zaten güneşli havada direkt powerbank'i takıyorum. Hem akü şarj oluyor hem powerbank şarj oluyor. Gündüzden enerjimi doldurup daha sonra akşamdan da kullanabiliyorum istediğim gibi. Bu şekilde araçta yaptığım değişiklikler. Onun dışında başka bir değişiklik yapmadım araçta. Neyse. Hadi görüşürüz bir dahaki videoda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.